Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden herkese mutlu günler. Ben Muhammed Kalem. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun İstanbul'da tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İşte o toplantıyı izliyoruz. 16 Aralık 2018 tarihinde dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu'nun İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, Türkiye Atletizm Federasyonu eski başkanı Mehmet Terzi, milli atlet Elvan Abeylegesse ve basın mensupları katıldı. Tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Kocamaz, günün önemine değindi. Mehmet Terzi Bey ve değerli sporcumuz. Başkan Kocamaz konuşmasında Mersin'i sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı spor merkezlerinden biri haline getirmek vizyonuyla çeşitli spor dallarında düzenledikleri ulusal ve uluslararası organizasyonlarla dünya çapında ses getirdiklerinden bahsederek şehrin spor kenti imajını güçlendirdiklerinden söz etti. Uçsuz bucaksız Torosların özgürlük kadar mavi bir denizle buluştuğu tarih kokulu bir kent olan Mersin, göreve geldiğimiz 2014 yılı itibariyle köklü değişimler yaşıyor. Bir marka kent vizyonuyla yönetmeye başladığımız Mersin, her geçen gün kendine kattığı değerler ve yeniliklerle birlikte hem Türkiye hem de dünya çapında birçok ilke imza atmayı başarıyor. Bu vizyonel gelişimde spor, Mersin'i Mersin yapan en önemli varlıklarımızdan birisidir. Çünkü spor birlik demektir, barış demektir, kardeşlik demektir, umutla omuz omuza aynı hedefe ilerlemektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın hatta dünyanın sayılı spor merkezlerinden biri haline getirmek vizyonuyla çeşitli spor dallarında düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlarla dünya çapında ses getiriyoruz. İlimizin spor kenti imajını güçlendiriyoruz. Bu vesileyle yıllardır düzenlediğimiz ve destek verdiğimiz bazı spor organizasyonlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mersin'in marka kimliğinde önemli bir yer tutan ve spor kenti etiketine katkı sağlayan Tour of Mersin'i Mersin'e kazandırarak dünyanın en iyi bisiklet sporcularını her yıl kendimizde ağırlıyoruz. Mütevazi bir bütçe ve kocaman bir yürekle desteklediğimiz kadın basketbol takımımız ile ligde ve Avrupa kupalarında başarılar elde ediyoruz. Her yıl ilçelerimizde düzenlediğimiz geleneksel kara kucak güreşleri ve altın kemerli cumhuriyet yağlı güreş müsabakaları ve kurduğumuz güreş eğitim merkezleri ile atasporumuza altın çağını yaşatıyoruz. Türk kültürünün tarihten gelen farklı bir geleneği ve atasporu olan okçuluğu yaşatmak, yeni nesillere aktarılmasını sağlamak ve bu branşa yeni sporcular kazandırmak amacıyla geleneksel okçuluk müsabakaları düzenliyor, dünyanın dört bir yanından birçok sporcuya ev sahipliği yapıyoruz. 2015 ve 2016 yılı içerisinde Avrupa'nın en büyük atletizm yarışması olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve 20. Avrupa 10.000 metre koşusu organizasyonlarını Mersin'de başarıyla gerçekleştirdik. 4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Plaj Voleybol Dünya Turu 3 yıldızlı Mersin etabına Mavi Bayraklı Kız Kalesi Halk Plajımızda ev sahipliği yaparak tüm Avrupa'ya bir spor kenti olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tarsus Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'na sponsor olarak spora olan desteğimizi her spor dalında göstermeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası ölçekteki tüm bu organizasyonlarımızın en gözdesi bugün burada toplanmamıza vesile olan ve büyük bir emek ile yıllar içerisinde değerini artıran Mersin'in yeni marka değeri Uluslararası Mersin Maratonu'dur. 2015 yılında tek yürek olup yaptığımız Uluslararası Mersin Maratonu ateşimiz
henüz 4 yıldır düzenliyor olmamıza rağmen Avrupa Atletizm Birliği'nden 5 yıldız derecesi alarak Avrupa'nın ilk 15, dünyanın 56. en iyi maratonları arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin yol yarışları kategorizasyonunda bronz level kategoriye yükselerek hedeflediğimiz altın kategori hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu ilki hedefimiz gümüş kategori. Konuşmasını Yüce Önder Atatürk'ün sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görevi saymak gerekir sözüyle noktalayan Başkan Kocamaz, engelleri hep birlikte aşmak için herkesi Mersin'e davet etti. Uluslararası Mersin Maratonu'nu her yıl bir tema ile yapıyoruz. Böylece önem verdiğimiz değerlerimiz için birlikte ter dökme kültürünü evrensel bir mesaj haline getiriyoruz. 2015'te seviyorsan koş bence temasıyla Mersin'e koş, Mersin'de koş dedik. 2016'da 15 Temmuz darbe girişimini temin etmek için demokrasi şehitleri anısına Mersin'e koş, Mersin'de koş sloganıyla yolumuza devam ettik. 2017'de barış, kardeşlik ve hoşgörü için düzenlediğimiz Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl engelleri aşmak temasıyla hep birlikte Mersin'e koş, Mersin'e koş diyoruz. Bizler o güzel günde dünyanın pek çok ülkesinden yüzlerce sporcu ve halk koşusuna katılacak binlerce sporsever ile engelleri aşmak için Mersin'de buluşacak, kış mevsiminin tam ortasında ılıman bir iklimin tarihiyle doğanın iç içe girdiği muhteşem bir ortamda omuz omuza mücadele ederek insanlık değerleri için ter dökeceğiz. Mersin Maratonu'nun kentimizde bu kadar kısa süre içerisinde sevilmesinde, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığının artmasında siz değerli basın mensuplarının katkılarını biliyor, bugüne kadarki destekleriniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Farklı millet, din, dil ve medeniyetlere mensup ama aynı insani değerlere sahip dostlarımızla bir araya gelerek dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu duruşu Mersin'de 10.000'ler eşliğinde sergileyeceğiz. Geçen sene beklentimizin de üstünde 64.213 kişilik bir katılımla gerçekleşen Mersin'de ağırladığımız sporcularımızı ve sporseverlerimizi çeşitli kategorilerde toplamda 159.900 TL ödül ile taltif ettik. Bu yılki hedefimiz 100.000 kişiydi ve büyük bir mutluluk içerisinde belirtiyorum ki şu an 110.000'i aşmış durumdayız. Bu yıl sporcularımızı ve sporseverlerimizi toplamda 410.080 TL ile ödüllendireceğiz. Değerli basın mensupları, konuşmamı Yüce Önderimiz Atatürk'ün sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir sözüyle noktalarken sizlerin destekleriyle Mersin'imizin ve Türkiye'mizin değerlerini sporcu misafirlerimize en iyi şekilde tanıtacağımızdan eminim. Türkiye spor basınının yüzü de temsilcisi olan sizlere sağlayacağınız yeni katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Engelleri hep birlikte aşmak için sizleri güneş kenti, dünya kenti, yeryüzü cenneti Mersin'e, Mersin'e koş, Mersin'de koş diyerek davet ediyorum. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engeller Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Başkan Kocamız'ın katılımlarıyla gerçekleşen programda sergilenen tiyatro oyunu ve konserlerle engelli bireyler ve aileleri keyifli bir gün geçirdi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Mersin Şehir Tiyatroları Engelsiz Tiyatro Atölyesi Şehrazat adlı oyunu sergilerken, Engelsiz Koro grubu da Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nin birbirinden güzel parçalarını seslendirdi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmasında tüm engellere inat, kardeşlik ve barış içinde yaşıyoruz dedi. Biz bir bütünüz. Tüm engellere ve engellemelere inat, Güzide kentimiz Mersin'de omuz omuza olmanın kıvancıyla kardeşlik ve barış içerisinde yaşıyoruz. Bilmeliyiz ki aynı topraktan geldiğimiz şu ahir dünyada aynı havayı soluyorsak, güneş ve gök kubbede bizleri aynı ışığı yansıtıyorsa, hepimizi aynı şekilde ısıtıyorsa, hüzünlerimiz, sevinçlerimiz aynı ise, bizi birbirimizden ayrı kılacak hiçbir engel yoktur. Eğer bir engel var ise o da insanoğlunun kalbindeki veya zihnindeki engelden başka bir şey değildir. Fakat üzülerek ifade ediyorum ki siz çok değerli engelli kardeşlerimiz yıllarca çok ağır ayrımlara maruz kaldınız. İnsanların bilinç eksikliğinin, empati yoksunluğunun bedelini çok ağır ödediniz. Son yıllarda bu algı büyük oranda değişmiş olsa da sizlerin halen karşılaştığı en büyük ve en tehlikeli sorun ötekileştirmedir. Toplumumuzda siz saygıdeğer kardeşlerimize yönelik bu tutumların değiştirilebilmesi amacıyla toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşantımızda uygulamamız gerekmektedir. Bu bilinçle eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar birçok alanda siz sevgili kardeşlerimize en üst düzeyde hizmet sunarak sizlerin üreten ve bağımsız bir şekilde yaşayabileceğiniz bir dünya oluşturmak bizlerin en öncelikli görevidir. Başkan Kocamaz konuşmasının ardından Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Ayferi Tuğcu'ya Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ne vermiş olduğu katkılardan dolayı plaket verdi. Engelli bireylerde Başkan Kocamaz'a Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde yapmış oldukları seramik tabloyu hediye ettiler. Bugünlük de bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bu kenti çok sevdik. Kentimizi hak ettiği yere getirmek için bıkmadan, usanmadan çalıştık. İlçelerimize söz verdiğimiz projeleri tek tek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Biliyoruz ki Akdeniz hizmetin en iyisine layık. Akdeniz ilçemizde 4,5 yılda 173 bin metre içme suyu hattı, 61 bin metre kanalizasyon hattı döşedik. Her mahallenin sıkıntıların olduğu gibi bizim mahallenin de bazı sıkıntıları vardı. İçme suyu sıkıntısı çekiyorduk 20 senedir aşağı yukarı. Önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a ve MESK yetkililerine özellikle teşekkür ediyorum. Bu sıkıntımızı giderdiler. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. 20 yıllık su sorunumuz da çözülmüş oldu. Kara duvarın içme suyu sıkıntısını giderdik. Mahallenin 40 yıllık su problemini çözdük. Bu konuda bize duyarlılık gösterdi. Bu çalışmayı başlattılar. İçme suyumuzun tamamına yakını.
altyapısı değişerek işleme başladılar. Özellikle de bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. İlçemize güvenli ve kesintisiz ulaşımı getirdik. İlçemiz yollarına 35 bin ton sıcak asfalt döktük. Birinci ve ikinci sati kaplama olmak üzere toplamda 54 kilometre asfalt kaplama yaptık. Yayalarımızın can güvenliğini düşünerek ilçemize modern, asansörlü ve yürüyen merdivenli üst geçitler kazandırdık. Akıllı durağımızı hayata geçirdik. Durağı olmayan köylerimizi duraklarına kavuşturduk. Yenilediğimiz taksi duraklarıyla taksi esnafının güvenliğini ve konforunu sağladık. Burhanettin Kocamaz Başkanımız gerçekten güzel işler yaptı. Durağımız da iyi oldu, yenilendi. Hem modern oldu. Her bakımdan başkanımız iyi çalışmalar yapıyor. Kentsel tasarım çalışmalarıyla kentimizin en önemli bölgesini canlandırdık. Eski tarihi dokuyu modern dokunuşlarla güzelleştirdik. Vallahi biz böyle bir şey görmedik. Burada insanlar kaldırımdan yürüyemiyordu. Çok insanlar düşüyordu kucağında çocukla. Efendi insanların giyimi nasılsa buradaki caddenin de giyimi oldu bu. Çok memnunuz. Yani başkanımızdan Allah razı olsun. Bizi de kurtardı. Kaldırımımızı genişlettirdi. Yani çok güzel. Çalışmalarını çok beğeniyoruz. Bütün esnaflar beğeniyor. Gençlik Merkezi'nin inşaatına başladık. Ocak Meydanı'nı ilçemize kazandırdık. Sahilimizin düzenlemesini yaptık. Sahilimizi boydan boya deniz temizleme araçlarımızla temizledik. 62 bin noktada sinekle mücadele ettik. Atıl vaziyette bulunan işletmeye kapatılmış Mersin Halk Ekmek Fabrikamızı yeniden açarak halkımıza kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyata ekmek hizmeti sunduk. Ekmekler kaliteli, hizmet de fevkalade. Bir de ekonomik, daha ne diyeyim yani. Akdeniz ilçemizde Dosteli Marketi açtık. Vatandaşımıza dost eli uzatarak binlerce vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını karşıladık. Cenaze sahiplerinin acısını taziye çadırları ve taziye kolileriyle hafifletmeye çalıştık. İlçemizde 175 bin vatandaşımıza iftar sofrasında buluştuk. 15 bin Ramazan kolisi dağıtarak Ramazan'ın bereketli iklimine katkı sağladık. Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım ederek onların yanında olduk. Yani gerçekten üzgün olduğumuz bir dönemde bizi mutlu ettiler. Çok yani sevindik, duygulandık. Allah razı olsun. İlçemizde ikamet eden yaklaşık 1000 üniversite öğrencimize yılda 900 TL öğrenim yardımı. 6182 öğrencimize kırtasiye seti dağıtımı yaptık. Öğrencilerimiz için ücretsiz eğitim öğretim merkezini hizmete açtık. Yani çok faydalı bir etkinlik oldu. Çok inanılmaz yararlı oldu. Yani herkesin maddi durumu yeterli olmayabiliyor ya da herkes para vermek istemiyor olabiliyor. Ya da ek bir eğitim olması için buraya gelenler oluyor. O yüzden gayet faydalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye genelinde büyük şehirler arasında engelliler daire başkanlığını kuran ilk belediye olarak Akdeniz ilçemizde yaşayan engelli bireylerimizin sosyal yaşama daha çok katılmasını sağladık.
Yağmur ne işitmelerle tamamen olma şansına sahipti ne de zihinselle. Çünkü duyup konuşamıyor benim kızım. Ama ben tercümanı olarak tiyatroda herkesle birlikte olarak arkadaşları oldu, birlikte sosyalleştiler ve güzel oyunlar oynuyor. Benim kızım tiyatroda oynuyor. Bu bir mucize. Simit Arabam Engel Tanımam projesiyle engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılmalarını sağladık. Onlara iş imkanı sunduk. Yani bize böyle bir imkan sunduğu için Burhanettin Kocamıza teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Yani bu nasıl diyeyim? Çok farklı bir şeydi. Çok da güzel şeyler ortaya çıktı. Birçok insan buradan ekmek yiyor. Ve gerçekten ben kendi arkadaşlarımda görüyorum, engelli arkadaşlarımda. Çoğu memnun. İlçemizdeki engelli bireylerimize transfer aracı hizmeti sunduk. Engelli bireylerimizin medikal malzeme ihtiyaçlarını karşıladık. Gezici göz ve diş sağlığı araçlarımızla yaklaşık 5000 vatandaşımızı muayene ettik. Hastalarımızın acil nakillerini gerçekleştirdik. Şimdi öncelikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun böyle bir hizmetlerden dolayı. Vatandaşımızın ayağına kadar geldi. Zaten böyle bir diş polikliniğine yakınımızda da yoktu. Hani garibanlara, zaten Burhanettin Başkanım da böyle şeylerde üstündür. Allah razı olsun. Ayaklarına kadar hizmeti getirdi. Mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sadece dişte de değil, başka hizmetler de biz Burhanettin Başkanımızdan gördük. Yani şu yollarımız da yeni yapıldı. Çok Allah razı olsun yani. Mersin'de ilk defa hayata geçirilen evde sağlık ve bakım projesiyle bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evde bakımlarını gerçekleştirdik. Bu kardeşlerimiz geldi, ilgilendir. Oturamıyordu, yiyemiyordu, yürüyemiyordu. Bunların ilgisiyle ben de biraz dinlenmiş oldum. İki hasta olunca ben de yani çok dinlendim, sağ olsunlar, var olsunlar. Yemeğini yiyebiliyor, yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Çok şükür şimdiki hali çok güzel, çok teşekkür ederim. Tarım geleceğimiz için üreticimize 5000 metre sulama borusu desteği verdik. Tarıma can suyu olduk. 180 bin fidan, fide ve soğan dağıtımıyla üreticilerimizin üretimine katkı sağladık. Satış tezgahı desteği vererek onların ürünlerini kıymetlendirdik. Üreticimize tırpan motoru ve ceviz soyma makinesi desteği vererek işlerini kolaylaştırdık. Kadınlarımıza arı kovanı ve arıcılık eğitimi vererek onları tarıma kazandırdık. Akdeniz halimizi modernize ettik. Çok güzel bir çalışma oldu. Yerinde çalışmalar oldu. Sıkıntılar giderildi. Yani düzensizlikler hiç olmazsa düzeldi. Yani her konuda destek alıyoruz hal yönetimimizden. Belediyemiz zaten gerekli direktifi veriyor. Burası da yerine getiriyor. Daha önceki yönetimle şu andaki yönetim arasında gerçekten büyük bir fark var. Canhıraş çalışıyorlar. Hayvan dostlarımızı unutmadık. İlçemize Pugedon, köpek besleme odağı ve kedi sığınma evleri konuşlandırdık. 13 ilçemize hizmet veren çağrı merkezimize tüm ilçe ve mahallelerimizin sorunlarına tek tek çare olduk, olmaya da devam ediyoruz. İlçemizin amatör spor kulüplerine nakdi ve aynı yardım yaparak geleceğin sporcularına destek olduk. Şu ana kadar Kazanlı İdman Yurdu Belediye Spor'a siyasi anlamda hiç kimse destek vermedi. Çok teşekkür ederiz Burhanettin Kocamaz'a. 65 mahalle muhtarımıza bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı ve internet bağlantısı sağladık. Muhtar evleri ve camilerimizin bakım ve onarımını yaptık. Sonunda büyükşehir geldi, bizi nemden, tozdan, çirkeften yan çıkarttı, yeni bir muhtarlık binasına benzetti. Biz de Allah razı olsun, büyükşehir başkanımızı çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, yerden göğe kadar
her şeyimizi tamamladık. İnanıyoruz ki hizmetlerimizle kalkınan, planladığımız projelerle daha da gelişecek olan Akdeniz, doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte örnek bir ilçe haline gelecek.